Eş genel başkanımız Figen Yüksekdağ'ın tutuklu bulunduğu mahkeme 4 Temmuz 2017'de başlamıştı. 18 Eylül Pazartesi gününde ikinci duruşması görülecek. Biz bu davaya ilişkin sizlerle, kamuoyuyla düşüncelerimizi paylaşmak istiyoruz. Aslında tek tek her arkadaşımızın yargılanma biçimi, yaşadığı hukuksuzluğu göz önünde bulundurduğumuzda bu devlet siyasetinin yıllardır demokrasi, özgürlük, kadın özgürlüğü için mücadele eden siyasi partilerin, kadın kurumların, emekçilerin, kitlelerin yaşadığı sorunlarla paralel gelişen bir durumdur. Biliyorsunuz 7 Haziran halkın en demokratik bir biçimde iradesini ortaya koyduğu bir seçim ortamıydı. Burada anayasa çiğnenerek, halkın iradesi çiğnenerek bu seçimin sonuçları yok sayıldı. Fakat halkımız yine bütün bedelleri ödeyerek 1 Kasım 2015'te gerçekleştirilen seçimle tekrar bu darbeye karşı Türkiye'nin demokratik çerçevede siyaset yapması, parlamentonun açık kalması ve Türkiye'nin bütün sorunların çözümü için iradesini ortaya koydu. Halkların Demokratik Partisi olarak da büyük bir iradeyle, iddiayla parlamentoda 3. parti olarak yerimizi aldık. Fakat AKP iktidarı tarihte olmayan bir şey gerçekleştirdi. 20 Haziran 2016'da bugüne kadar ilkesizce birbirleriyle siyaset yapan AKP ve MHP ittifakıyla dokunulmazlıklarımızı düşürerek aslında 1 Kasım'da 7 Haziran'da halkın ortaya koyduğu, halk için kurulan ve halkın seçim sandığa giderek iradesini beyan ettiği siyasete karşı bu sefer parlamentoda sandık kurarak dokunulmazlığımızı, HDP'li milletvekilleri olarak dokunulmazlığı kaldırarak aslında halkın sandığına karşı darbe sandığını kurarak burada bir darbe gerçekleştirdiler ve dokunulmazlıklarımızı el birliğiyle kaldırdılar. Fakat bununla da yetinmediler. Bu darbeyi süreklileştirerek, bu darbeyi kesintisiz bir biçimde pratikleştirerek 4 Kasım 2017'de de adeta askeri bir darbe niteliğinde gece yarısı eş başkanımız Figen Yüksekdağ'ın kapısı kırılarak, yine eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş'ın evine baskın yapılarak ve birçok milletvekili arkadaşımız hukuksuz bir biçimde gece yarısı bir operasyonla rehin alındı, tutuklandı. Ve buna da yargılama olarak, bunu da hükümet yargılama olarak tanımladı. Türkiye tarihinde yaşamadığımız bir durumla karşı karşıyayız. Bu kadar aleni, bu kadar kamuoyu desteğe alarak, bütün siyasi partilerin açık açık savunarak gerçekleştirdiği bir darbe Türkiye tarihi yaşamamıştı, alışık olmadığı bir durumdu. Biz siyasi tarihinde, tarihimizde hep askeri darbelerle karşı karşıya kaldık. Hep gece yarısı sokağa çıkma yasakları ilan edildi, askeri darbeler gerçekleştirdi. Fakat AKP hükümeti gerçekliğiyle birlikte Türkiye'de darbenin niteliği, faşizmin niteliği, baskının, her türlü zalim siyasetin, zulmün niteliği değiştirilerek, siyaset yoluyla buna yargı alet edilerek bu darbe rejimi süreklileştirildi. Figen eş başkanımız 4 Temmuz'da zulmün gözüne bakmak için bu salona geldim. Ve bu zulmü, bu hukuksuzluğu, bu darbe rejimini sorgulayarak mahkemeye katıldı. Kelepçeli getirilerek, her türlü hukuksuzluk yapılarak, dava dosyaları geç açılmasına rağmen biz yargısızlıktan, bir hukuksuzluktan korkmayarak, boyun eğmeyerek hukuksuzluğu yargılamak için Figen eş başkanımız da mahkemeye geldi ve orada zulmün gözünün içine bakarak yılmayacağımızı, sorgulayacağımızı ve boyun eğmeyeceğimizi dile getirdi. 4 Temmuz'daki mahkemede de büyük hukuksuzluklarla, saldırılarla karşı karşıya kaldık. Mahkemeye gelen idam makamı, kendi sözünü kururken savunma makamı olan avukatların arabaları bağlandı. Kamuoyunun arabaları, kadınların katılımı engellenmeye çalışıldı. Yine uluslararası duyarlılık gösteren çeşitli kurumların temsilcileri, gelen heyetler
salondan çıkarıldı. Buna rağmen eş genel başkanımız Sayın Figen Yüksekdağ sözünü söyledi ve bu hukuksuzluğu yargıladı. Mahkeme şöyle bir karar aldı. Ayın 18'inde görülecek ikinci dava duruşması için Ankara Adliyesi'nde görülen davadan kaynaklı salonların küçük olduğu, katılımın yoğun olduğu, bunun içinde davanın Sincan cezaevinde kurulan mahkeme salonuna taşınacağı kararını aldı. Gerekçesi Ankara Adliyesi'ndeki salonların dar olmasıydı. Fakat alınan yeni bir kararla Figen Başkanımızın dava duruşmasının salonu 20 kişinin izleyebileceği bir salona hapsedildi. Bu kararla aslında söylenmek istenen biz bu davayı kapalı görmek istiyoruz. Bu hukuksuzluğu, bu şiddeti, kadın iradesine karşı saldırıyı Figen eş başkanımız teşhir ettiği için, bunun kamuoyuna yansımaması için, davayı kamuoyunun, kadınların takip etmemesi için Sincan'a alarak ve 20 kişilik salona alarak davayı kapalı görmek istemiştir. Biz bu yaklaşımı kabul etmeyeceğiz. Figen eş başkanımızın mesajı şudur. 6 milyon seçmenin iradesini sorgulayacak, yargılayacak bir mahkeme salonu daha kurulmamıştır. Eğer yargılandığım davada yöneticilerimiz, parti üyelerimiz, kadın yoldaşlarımız ve kamuoyu bulunamayacaksa, dava kapalı görülecekse, bu bir yargılama değil, bu bir hukuksuzluktur. Mahkeme aldığı kararı çiğneyerek bir hukuksuzluğa bir kez daha imza atmıştır. Bu temelde de bizim kamuoyundan beklentimiz, kamuoyuna çağrımız, biz bu davayı çok daha güçlü sahiplenerek ayın 18'inde, pazartesi günü 18 Eylül'de 20 kişilik de olsa mahkeme salonunda ve mahkemenin önünde çok daha kalabalık katılarak, binlerce insan orada bulunarak bu hukuksuzluğu, bu vicdansızlığı, bu saygısızlığı teşhir edeceğiz. Aslında yaşanan durum sadece belki siyaseten Halkların Demokratik Partisi olarak bizlere karşı başlatılan bir durumdu. Fakat bugün çok yaygın bir biçimde herkese karşı geliştirilen, herkese karşı uygulanan bir durum haline geldi. Dün DBP eş genel başkanımız Sayın Sebat Tuncel'in mahkemesi vardı. Büyükşehir Belediye eş başkanımız Gülten Kışanak'ın mahkemesi vardı. Yine bir hukuksuzluk yapıldı ve yine arkadaşlarımızın rehine durumuna karar verildi. Semiler'in, Nuriye'nin mahkemesi vardı. Hem mahkemeye getirilmediler, hem ciddi anlamda adeta toplumun her kesimine yapılan, hukukçulara yapılarak mahkemeyi takip etmeye gelenlere karşı bir saldırı, gözaltı ve işkence uygulanarak dünkü mahkeme de bir mahkeme değil, adeta bir linç girişimiydi. Emekçilere bu yapılıyor. İnsan hakları savunucuları rehin alınarak yapılıyor. Ve bugün eş başkanımız Sayın Figen Yüksekdağ, yine eş genel başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş şahsında bütün HDP'li yöneticilere ve milletvekillerine dayatılan hukuksuzluk gittikçe bir rejim haline gelen, normalleşen, toplumun %50'sine kabul ettirilmeye çalışılan ve %50'sine de 7-24 saat uygulanmaya çalışılan bir sistem haline geldi. Bu sisteme karşı, bu hukuksuzluğa karşı ayakta durmak, bu cesareti göstermek, bu sindirmeyi, bu korkuyu yenmek, mahkemelerde güçlü sözünü söyleyerek, hukuksuzluğu yargılayarak cevap vermek, Halkların Demokratik Partisi olarak rehin alınan her arkadaşımızın bir yaklaşımıdır. Ve dışarıda da çalışan arkadaşlar olarak bizler bunu her gün kamuoyunun gündemine getirmeye çalışacağız. Şimdi Figen eş başkanımızın yargılandığı pazartesi günü ayın 18'inde görülecek dava duruşmasındaki bazı iddiaları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ki kamuoyu aslında bizim neyden yargılandığımızı, niçin bu kadar bizden korkulduğunun somut göstergesi olarak bilsinler. 8 Mart baharın müjdesidir. 8 Mart yarının ve geleceğin müjdecisidir. Baharı müjdeleyen kadınlara
bin selam olsun. Figen eş başkanımızın iddianamesinde 8 Mart'ın bahar olduğunu ve bunu müjdelediğini ve bin selam olsun. Kadınlara bin selam gönderdiği için bugün eş başkanımız tutukludur ve kapalı bir biçimde mahkemesi sürdürülmek isteniyor. Yine sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasını, ölümlerin ve vahşetin son bulmasını, demokrasinin ve siyasetin konuşmasını istiyoruz. Demokrasi ve siyasetin konuşması için bugün eş genel başkanımız, ki milletvekilliği düşürülen, parti üyeliği düşürülen eş genel başkanımız yargılanıyor. Bakın nasıl kadınların direnişi, halkların mücadelesiyle demokrasi ve özgürlüğü her şeyin önüne çıkaran o kararlı duruşumuzla siyasi iktidarın bütün zor aygıtlarını, silahları, topları, tüfekleri işlevsizleşmiştir. Artık onların tanklarının, toplarının hükmü kalmamıştır. Biz artık korkunun eşiğini aştık. Yani Türkiye'de siyasetin, Türkiye'de demokrasinin tankla, topla, tüfekle, öldürmeyle, şiddetle yürümeyeceğini söylemek, bugün eş başkanımızın bir partinin 6 milyon oy almış, parlamentonun 3. partisi olan ve Türkiye siyasetinde de HDP geleneğini sürdüren bir partinin tek kadın eş başkanı olan arkadaşımız bugün bu sözlerinden dolayı hukuksuzca yargılanıyor. Bir diğer değerlendirmesi iddia olarak konulan ve bugün 11 ay 18 gündür rehin tutulan arkadaşlarımızın iddianamesindeki bir başka değerlendirmesi. Bu halk sizin topyekün bu saldırganlığınıza ve inkarcılığınıza karşı da direnmeyi bilir. Onların topluma karşı bizim de sadece halkımıza, mücadelemize, direnişimize bağlılığımız var. Demokrasi ve barışa inancımız var ve biz bunu başaracağız. Demokrasiye ve barışa olan inancı bugün AKP hükümeti terörize ederek yargılıyor. AKP Genel Başkanı Erdoğan, eş genel başkanlarımız şahsında, özellikle eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş'ı hedef alarak dünya kamuoyunun nezdinde terörist ilan ederken, bir hakim, bir savcı, bir yargı yetkilisi buna dair bir iradeyi, bir siyasi parti genel başkanını, eş genel başkanını terörist ilan edilmeyeceğine dair bir dava açmazken, bir soruşturma açmazken, bizim barışı istememiz, bizim demokrasiyi istememiz, bizim kadın özgürlüğünü istememiz bugün yargılanma gerekçemizdir. Ki toplumlar açısında her şeyi kaybedebiliriz. Ekonomik olarak zorlanabiliriz. Demokrasimiz tek ayaklı, aksamlı yürüyebilir. Eğitim sorunlarımızda sorunlarımız olabilir. Dünyanın her yerinde gerçek bir demokrasi hiçbir zaman yaşanmamıştır. Gerçek bir özgürlüğü toplum hiçbir zaman yaşamamıştır. Ancak en faşist, en diktatör ülkelerde bile asgari düzeyde adalete, hukuka riayet edilir. Bugün AKP iktidarı ile birlikte toplumun su kadar, ekmek kadar, nefes kadar, hava kadar ihtiyaç duyduğu en fazla hukuk olan, en fazla adalete ihtiyaç olan gerçeklikte bugün ayaklar altına alınmıştır. Onun için bu yargılamalara dair kaygılarımız büyük. Onun için yargılamalara dair, bu hukuksuzluğa dair ciddi bir dayanışma, ciddi bir mücadele içerisinde olmak ve bu hukuksuzluğu ortadan kaldırmak zorundayız. Aksi takdirde Türkiye'de ne insan hakları, ne vicdan, ne ahlak bugün bizi yönetemeyecek. Siyaseten linç girişimini bırakalım. Son 3 gündür yaşadığımız kimi durumlarla, özellikle Aysel Tuğluk arkadaşımızın annesi Hatun Tuğluk'un cenazesine yapılan saldırıyla, ki bunlar dile getirdiklerimizden farklı bir durum değil, şu noktaya geldik. Artık ölümüze de, dirinize de, ölünüze de tahammülümüz kalmamıştır diyen bir güruhun, bir anlayışın,
derin bir gücün açığa çıktığı ortadadır. AKP Genel Başkanı bir dönem meydan meydan dolaşıp idamı getireceğini söyledi Türkiye'ye. 11 ay 18 gündür eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna dair dosyanın açılmış olmasına rağmen halen mahkeme gününün verilmemiş olması, eş genel başkanımız Figen Yüksekdağ'ın yargılanma biçimi, milletvekili arkadaşlarımızın tutuklanıp bırakılması, tekrar tutuklanması, tekrar bırakılması yaklaşımı, hızla savunmaları almadan son KHK'larla da alınan kararla yargının bertaraf edilerek savunma hakkının elinden alınarak yargılama biçimi aslında idamın bir başka biçimidir. İdam etmek sadece idam sehpaları kurmak, yağlı urganla idam etmek değildir. Yaşam hakkını, siyaset hakkını, örgütlenme hakkını, söz söyleme hakkını, barışı dile getirmek, demokrasiyi talep etmek, emeğinin karşılığını istemek, eğer suçsa, yıllarca cezaevinde kalmanın gerekçesi ise, tek kişilik hücrelerde tutulmanın gerekçesiyle, bu da insanların, insanlığın başka bir biçimde öldürülmesidir. Bugün yürütülen siyaset, yargının aldığı biçim, idamın, infazın, yargısız infazın başka bir biçimidir. Bu anlamda da Figen arkadaşımızın şahsında ayın 18'inde gerçekleştirilecek olan mahkeme, Türkiye'nin demokrasiyle, Türkiye'nin kadın mücadelesiyle, Türkiye'nin adaletle hesaplaşacağı bir mahkemedir. Eğer gerçekten hukuku uygulayacaklarsa, 20 kişilik salon değil, oranın en büyük salonunda bu davanın görülmesi gerekiyor ve oraya katılacak olanlara hiçbir biçimde, hiçbir engel konmadan oraya gidip Figen Başkanımızın mahkemesini takip edeceğiz. Eğer AKP hükümeti doğru yaptığını, yargıya bağlı kaldığını, yargının işi olduğu, yargının görevi olduğunu söylüyorsa bu yargılamaların, o zaman bu mahkemeler üzerindeki tecritin mahkemelere, herkesin mahkemesine katılımdaki kısıtlamalar ve saldırıların gerçekleşme nedenlerini ortadan kaldırması gerekiyor. Kendinize güveniyorsanız, doğru yaptığınızı söylüyorsanız, o zaman bırakın o mahkeme kürsülerinde biz yanlışı söyleyelim. Yanlış söylüyorsak buna kamuoyu karar versin. Kamuoyu bizi yargılasın. Eğer Figen Yüksekdağ yanlış söylüyorsa, mahkemede suç işliyorsa, bırakın o kararı, Figen Yüksekdağ'ı seçen 6 milyon seçmen buna karar versin. 80 milyon Türkiye halkı buna karar versin. Eğer siz buna izin vermiyorsanız, eş genel başkanımız Figen Yüksekdağ'ın doğruları söylediği, faşizmi ve inkarcılığı, hukuksuzluğu sorguladı, açık bir gerçekliktir. Bunun için tekrar belirtiyorum, biz bu hukuksuzluğu, biz bu operasyonları, biz bu darbe anlayışını kabul etmeyeceğiz. O adalet sarayları, adalet sarayı, hukuk sarayı olmaktan çıkmıştır. Rezalet sarayları haline dönmüştür ve biz bunu kabul etmeyeceğiz. Figen Yüksekdağ şahsında aslında dayatılan, Türkiye'nin demokratikleşmesine karşı dayatılan bir yasaktır. Sol sosyalist devrimci kimliğe karşı, halkların kardeşliğine karşı dayatılan bir yargısız infazdır. Bir kapalı yargılama biçimidir. Kadınlara karşı bir gözdağıdır. Sizi cezaevine alırız. Sizin her türlü barışçıl, demokratik, özgürlükçü sözünüzden dolayı sizi suçlu sayarız. Ve istediğimiz gibi de size ceza veririz. Figen Yüksekdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştiri getirdiği için yargılandı ve ceza aldı. Ama 24 saat ülke ülke meydan meydan dolaşıp bize her türlü hakareti yapan, her türlü saldırıyı gerçekleştiren, kimi çevrelere, hükümet yetkililerine ve Cumhurbaşkanı'na dair
bugüne kadar bir tek soruşturma başlatılmamıştır. Ve bu kadar suç duyurusunda bulunmamıza rağmen bu yapılmamıştır. Bu zulüm böyle gitmez. Buna karşı siyaseten, buna karşı hukuki olarak her türlü mücadelemizi hem HDP Kadın Meclisi olarak hem Halkların Demokratik Partisi olarak ve bileşenleri olarak buna karşı sesimizi çok daha yükselterek bu vicdansızlık, bu hukuksuzluk, bu darbe siyasetiyle, darbe hukuku yargı biçimiyle hesaplaşmak ve Türkiye'ye demokratik bir siyaset yürütmek ve adaleti sağlamak, yargıyı evrensel hukuka göre geliştirmek için de elimizden gelen her türlü mücadeleyi, her türlü siyaseti geliştireceğiz. Kamuoyunu da yarın kadınları, sivil toplum kurumlarını ve eş genel başkanımız Figen Yüksekdağ iradesi olarak belirleyen tüm halkımızı Sincan cezaevinde kurulan mahkeme salonlarına gelmeye ve orada davayı takip etmeye çağırıyoruz. Figen eş başkanımız da eğer halkımız, yöneticilerimiz ve avukatlarımız özgürce oraya gelip söyleyeceklerimi dinlemeyecekse dava duruşmasına da katılmayacağını dile getirmiştir. Ancak 4 Temmuz'da söyledikleri Figen eş başkanımızın bizim daha fazla dışarıda bu hukuki mücadeleyi sürdürmenin gerekçesi olarak görüyoruz ve pazartesi günü ayın 18'inde Sincan cezaevindeki mahkeme salonunda olacağız ve buna karşı gereken her türlü mücadelemizi ve siyasetimizi yürüteceğiz. Teşekkür ediyorum.